Al. Facebook yeni bir veri skandalıyla sarsıldı. 533 milyon kullanıcının verileri ücretsiz olarak paylaşıldı efendim. Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı var Facebook'un, biliyoruz. Şimdi bu konuyu dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın İdil Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Aslında şöyle bir baktığımızda son haftalarda çok siber saldırı haberi ekranlara getirmeye başladık. Türkiye'den de birçok veri çalındı. Ben biraz girizgah yaptım. Kendimizle ilgili yerden başlayalım. Türkiye'de de birçok Türk kullanıcının da verileri çalındı. Bu veriler nasıl paylaşıldı, nasıl yayınlandı? Tabii aslında bugün sosyal paylaşım ağları hayatımızın merkezinde yer alıyor. Zira pandemi döneminin etkisiyle birlikte sosyalleşme ihtiyaçlarımızı bu ağlar üzerinden gidermeye başladık. Birbirlerimizle görüntülü sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz, içerik paylaşımında bulunabiliyoruz. Yani aslında bir ağ toplumu haline gelmeye başladık. Tıpkı Manuel Castells'in ifade ettiği gibi ve bu ağ toplumu içerisinde bireyler bir dijital vatandaşa dönüşmeye başladı. Dijital vatandaşlar olarak sanal ortamda verilerimizi, içeriklerimizi, görsellerimizi, görüntülerimizi, videolarımızı paylaşıyoruz. Mahremiyet dediğimiz kavram zaten ortadan kalkmaya başlamıştı. Bir de bu siber saldırıların ortaya çıkmasıyla birlikte tamamen verilerimiz, bilgilerimiz artık çok rahat ve kolay bir şekilde üçüncü şahısların eline geçebiliyor. Ben burada en üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bazı kullanıcıların, sosyal medya kullanıcılarının benim verimle ne olacak, benim verimle ne yapabilir denmesi. Bizim verilerimize ne mi olur, ne mi yapılır? Bizim adımıza hesap açılabilir, bizim adımıza bir araç satın alınabilir, bizim adımıza işlemler gerçekleştirebilir, bizim adımıza terörist eylemlerde ve faaliyetlerde bulunabilir. Yani ne yapacak demek aslında o kadar masumane değil İdil Hanım. Önce söze bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere 553 milyon kullanıcının sosyal medya hesabı, Facebook hesabı bir siber saldırı aracılığıyla ele geçirildi. Ve bu siber saldırı sonrasında bu bilgiler dark web dediğimiz, deep web dediğimiz forumlarda ücretsiz bir şekilde sunuldu. Genelde bu tip saldırılara baktığımızda bu tip saldırılar neticesinde elde edilen verilerin ücreti mukabilinde satıldığını görürüz. Ama bunun tamamen bu siber saldırının tamamen zevk amacıyla yani hiçbir amaç güdülmeden yapıldığını görüyoruz. Bu da son dönemlerde aslında karşımıza çıkan farklı bir hacking yani farklı bir siber saldırı olayı. Tabii ki bugün baktığımızda günümüzde bu tarz verilerin çalınması ki bizim açımızdan da son derece önemli. Neden diyecek olursanız 553 milyon kullanıcının verisi çalındı ama bunun 32 milyonu Amerika ve 20 milyonu da Türkiye'ye ait. Türk kullanıcılara ait. Yani belki sizinki, belki benimki, belki başka bir arkadaşımızınki 20 milyon veri az değil. Zaten Türkiye'deki Facebook kullanıcı sayısının 37 milyon olduğunu düşünürseniz İdil Hanım, yarısından fazlasının şu an siber hırsızların, siber korsanların eline geçtiğini görüyoruz. Ve bilgisayar korsanlarının bu noktada ana hedefinin Amerika olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bu tarz durumlarda, bu saldırılar esnasında farklı ülkelerin de verileri ve bilgilerine erişilebiliyor. Bunu bir database şeklinde sunarak paylaşmış durumdalar. Dolayısıyla ben hala görüyorum İdil Hanım, şifresini değiştirmeyen, hala mevcut hesabını kullanan sosyal medya kullanıcılarının varlığını görüyorum. O yüzden bu son derece önemli ve bugün Hocam kişisel bu durumda verilerimizin şifremizi mi değiştirmemiz gerekiyor? İdil Hanım kesinlikle zaten oraya gelecektim. Öncelikle buradan değerli Bengü Türk izleyicilerine seslenmek istiyorum. Lütfen öncelikle Facebook şifremizi değiştirelim. İkinci olarak güvenlik ayarlarına girdikten sonra güvenlik ayarlarında iki aşamalı güvenlik onayını doğrulayalım. Zira iki aşamalı güvenlik onayını doğrulamaz iseniz siber saldırganlar tarafından ele geçirilen Facebook şifreniz daha sonra kullanılabilir ve siz giriş yapıldığını bile anlamayabilirsiniz. Dolayısıyla İdil Hanım, iki aşamalı güvenlik onayı şifreniz ele geçirilse bile, başkaları tarafından kullanılsa bile sizi koruyacaktır. Şifresiniz ele geçirilse bile telefonunuza gelecek iki aşamalı kod aracılığıyla siz güvenlik önlemlerinizi had safhayı almış olursunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Günümüzde şifre güvenliğini de ikinci plana atmış durumdayız. Çok basit, çok kolay şifreler kullanmaya başladık. Lütfen küçük harf, büyük harf, sayı, rakam, özel karakter, ünlem, tırnak,
soru işareti bunları da kullanalım ve 15'den aşağı olmasın kullanacağımız şifreler ve her ay günlük bir şekilde güncelleme gerçekleştirelim. Neden? Çünkü dediğim gibi bu tarz saldırılar her zaman dediğim gibi ifade edilmiyor. Yani İdil Hanım işte sizde bir önceki yayınımızda da hatırlarsanız konuşmuştuk. Bir işte yemek sitesine saldırı düzenlenmişti. Burada da ne oldu? Aynı belki o kullandığınız şifre sosyal medyada farklı bir şifreniz. Yani işte dediğim gibi Facebook'ta kullanabilirsiniz, Instagram'da kullanabilirsiniz. Bir de Facebook olunca biraz daha korkmamız lazım. Neden? Şimdi Facebook Instagram'la, WhatsApp'la entegre. Çünkü hepsi dediğim gibi Facebook'un bünyesi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla benim Facebook'um yoktu, Instagram'ım vardı diyor bazı izleyiciler. Onları da söylememiz lazım. Bu olaydan Instagram da etkilendi. Niye? Çünkü ikisi birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Bugün Facebook hesabınızdan Instagram'a, Instagram hesabınızdan Facebook'a çok rahat bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu Facebook deyip ikinci plana atmamamız gerekir İdil Hanım. Lütfen buradan değerli izleyicilerimiz aynı şekilde Instagram hesaplarında şifrelerini de güncellesinler. Artı Instagram'da da iki aşamalı güvenlik oyunlarını açık bıraksınlar. Zira farklı bir tarayıcıdan, farklı bir cihazdan erişim sağlandığında sizin telefonunuza bir kod gelir. Dolayısıyla telefonlarımızın mutlaka güncel tutulması, kullandığımız Peki hocam, bu telefonların, kullandığımız adımlar bizi e-postaların koruyacak mı kullanılması gerekir. siber saldırıdan? Nasıl efendim, Bu duyamadım. adımlar bizi koruyacak mı siber saldırıdan diyorsunuz? Siber. Şifrenizi değiştirin, güvenlik uygulamasını kullanın. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu %100 güven olmaz. Dijital dünyada, siber dünyada dijital güvenliği ben sağlarım diyenler de yalan söyler. Bunun bir koruma yöntemi söz konusu değil. Bunlar bizi azami ölçüde korur. Yani bir antivirüs programı kullanmak bizi azami ölçüde korur. Şifrelerimizi güncellemek azami ölçüde korur. İşte iki aşamalı güvenlik onayı kullanmak azami ölçüde korur. Bir ayda bir şifrelerimizi değiştirmek azami ölçüde korur. Bilmediğimiz, tanımadığımız insanlara, uygulamalara erişim sağlamamak azami ölçüde korur. Bunları yaparsak aşama aşama yüzdelik düşünün. Yani mesela İdil Beldek diyelim. Eğer iki aşamalı güvenlik onayını kullanıyorsa o onu %50 korur. İşte bilmediği uygulamalara, profilimi kim gördü, kim baktı ve benzeri uygulamalara erişim sağlamıyorsa %60 korur. Şifresini ayda bir güncellerse %70 korur. Ama %100 koruma söz konusu değildir. Çünkü bütün verilerimiz dijital dünyada yer alıyor. Zaten Türkiye'de de 20 milyon kullanıcının verisinin çalınması çok ciddi yankı uyandırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olayla ilgili soruşturma başlattı ve Facebook'tan bu 553 milyon kişinin nasıl verisinin çalındığına dair bilgi istedi. Bu da aslında önemli. Çünkü İdil Hanım artık biliyorsunuz yayınlarımızda da çok konuştuk. 7253 sayılı sosyal medya yasası aracılığıyla biz artık muhatap bulabiliyoruz karşımızda. Bu da aslında başını Sayın MHP vekilimiz Halil Öztürk'ün çektiği işte bu sosyal medya yasası artık ne kadar önemliymiş, bu kişisel veri skandallarıyla bir kez daha gözler önüne sürülmüş oldu. Son derece önemli ve mühim. Biz kişisel verilerimizi koruyacağız ama aynı zamanda kurumlar da, sosyal ağlar da üzerine düşen görev ve sorumlulukları yapılacaklar. Ama şu da var, bu ilk mi? Hayır İdil Hanım, bu ilk değil. 2016 yılında da hatırlarsanız Cambridge Analytica skandalı vardı. Orada da milyonlarca verinin çalındığına şahit olduk. Yine Türkiye'de hatırlayacak olursanız 280.959 Türk kullanıcının verisinde bir ihlal yaşanmıştı 2019 yılında ve yine Kişisel Verileri Koruma Kurulu 1 milyon 600 bin Türk lirası ceza kesmişti. Dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu da bu noktada elinden geleni yapıyor. Zira 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu söz konusu. Bu kanun kapsamında ben İdil Beldek'in cep telefonu numarasını kafama göre alıp bir arkadaşına bile veremem. Sizin izniniz olmadan, sizin rızanız olmadan ne TC kimlik numaranız, ne telefonunuz, ne de sosyal medyadan ya nasıl olsa kamuya açık bir şekilde paylaşılmış, Instagram'da kamuya açık bir şekilde paylaşılmış diyerek sizin Instagram'dan bir fotoğrafınızı alıp bir internet sitesinde, bir haber sitesinde izniniz ve bilginiz dışında yayınlayamam. Bunların hepsi kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bir suç teşkil eder. Bunun hapis cezası da vardır. Bunun 5.000'den 1 milyon Türk lirasına kadar para cezası da bulunmaktadır İdil Hanım ki o kişisel verileri koruma kanunu da
2016 yılında yürürlüğe girmişti. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu noktada önce bizlerin haklarını bilmesi gerekir ve kullanıcı sözleşmelerini, sosyal medyadaki kullanıcı sözleşmelerini okumamız son derece önemli. Benim hangi verilerim paylaşacak? Hangi bilgilerime erişim sağlanacak? Bugün çoğumuz iznimiz ve bilgimiz dışında reklamlar aracılığıyla kişisel verilerimizi paylaşıyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi sosyal medyada Facebook gelir elde ediyor. Ne yapıyor? Sizin reklamlarınızı adreslenebilir reklamcılık anlayışı aracılığıyla kişisel verilerinizi kullanıyor. Lütfen buradan izleyicilerimiz şunu yapsınlar. Gizlilik ayarlarına girsinler. Reklam sekmesine tıklayarak reklam ayarlarımın izinsiz bir şekilde paylaşılmasını istemiyorum. Kişisel verilerimin korunması kapsamında benim verilerimin üçüncü şahıslarla reklam amaçlı paylaşılmasını onaylamıyorum desinler. O yandaki tiki kaldırsınlar ve böylece en azından reklam amaçlı, hani diyoruz ya İdil Hanım, ya işte tatil arıyorum, önüme tatil sitesinin reklamları çıkıyor. İşte ne bileyim, bebek maması arıyorum, önüme bebek maması reklamı çıkıyor. Bunun sebebi işte bu. Çünkü siz yazdığınız her şeyi, söylediğiniz, konuştuğunuz her şeyi aslında Facebook'la paylaşmış oluyorsunuz. Facebook da kendi şirketleriyle, WhatsApp'la, Instagram'la paylaşıyor. Dolayısıyla Facebook'ta yazdığınız, WhatsApp'ta yazdığınız bir cümle, bir kelime sizin reklam olarak, anahtar kelimeler olarak sizin diğer sosyal medya mecralarınızda, Facebook'la bağlantılı diğer sosyal medya mecralarınızda karşınıza çıkmış oluyor. Dijital bilince ulaşmamız gerekir İdil Hanım. Bunları elbette ki kullanacağız, sosyal medyayı kullanacağız, sosyal paylaşım ağlarını mutlaka kullanacağız ama dijital ortamda, dijital dünyada bilinçli, yani bağışıklık kazanmış bireyler olarak kullanacağız. Bu dönem biliyorsunuz bağışıklık da son derece önemli. Koronavirüse karşı nasıl bağışıklığımızın güçlü olması, vitamin takviyesi nasıl yapmamız gerekirse burada da aynı durum söz konusudur. Biz az önce size saydığım önlemleri almazsak İdil Hanım, daha çok veri skandallarıyla karşı karşıya kalırız. Siz önlemi almadığınız için sizin bilgileriniz, verileriniz korsanların eline geçer ama ben önlemimi vatandaş olarak aldığım için benim verilerim korunur, güvence altına alınmış olur İdil Hanım. O zaman şunu da sormak isterim. Resmen bir Buyurun. inceleme var zannediyorum, değil mi? Bu Evet. soruşturma Doğru. kapsamında, bu olay Evet efendim. kapsamında. Facebook'a herhangi bir yaptırım olabilir mi bunun sonucunda? 2 sene önce nasıl olduysa 1 milyon 600 bin Türk lirası ceza verildiyse, siz bizim kullanıcılarımızın verilerini, kişisel verilerini koruyamadınız. Bu kanun kapsamında suç işlediğinizdendi ve Facebook'a ceza kesti. Artık Facebook Türkiye'yi tanıyor. Sosyal medya yasası kapsamında temsilciliğini açtı, ofisini bulundurdu. Dolayısıyla zaten muhatabımız da belli. Bunu yapmazsa tabii ki ne yapılabilir? Bant daraltması cezası verilebilir. Efendim, reklam yasağı verilebilir. Yani yaptırımların olacağını düşünüyorum İdil Hanım. Zaten artık sosyal medyaya diğer ülkelerde de yaptırımlar uygulamaya başladılar. Çünkü bu sosyal ağlar artık bir cumhuriyet gibi. Özellikle Rusya'nın mesela Twitter'a yapmış olduğu şu an aynı durum söz konusu. Yani Rusya'da da şu an çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Oranın da işte Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu gibi çalışan kurumu işte kafasına göre Twitter'ın paylaşımları sildiğini söylüyor. Türkiye'de de böyle olmadı mı efendim? Türkiye'de de aynı durum oldu. Sayın Devlet Bahçeli'nin tweetini ne yaptı? Otomatik olarak kaldırdılar. Hiçbir açıklama, hiçbir gerekçe göstermeden. Dolayısıyla efendim bunlar kafasına göre işler yapamazlar. Buradaki Türkiye'deki yasalara, kanunlara uymak zorundalar İdil Hanım. Eğer buradan gelir elde ediyorlarsa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına ve yasalarına uymak zorundalar. O yüzden 7253 sayılı sosyal medya yasası olarak da bildiğimiz internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundaki düzenleme yapılmasına dair kanunda da açık bir şekilde belirttiği gibi artık temsilcilikler var, ofisler var, bizim karşımızda artık muhataplar var. Yani vergisini de ödeyecekler, bizim tabii ki yasalarımıza, kanunlarımıza da uyacaklar İdil Hanım. Biz bireysel olarak bir dava açabiliyor muyuz hocam? Tabii ki yani şöyle oluyor, biliyorsunuz artık sosyal medyada sizin kişisel verilerinizin çalındığını düşünüyorsanız elbette ki Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Neden İdil Hanım? Çünkü siz bireysel olarak da aslında sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Şöyle düşünün, bir otele gittiniz İdil Hanım ve otele eşyalarınızı bıraktınız. Daha sonra otelden çıktınız, bir yürüyüşe geçtiniz. Daha sonra bir baktınız ki otelde size ait olan İşte elbiseleriniz yok, çantanız yok. Ne yapacaksınız İdil Hanım? Elbette ki
Cumhuriyet savcına suç duyurusunda bulunacaksınız. Emniyet güçlerimize durumu bildireceksiniz. Evet. Onunla ilgili tutanak tutulacak, soruşturma başlatılacak. Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir. Sizin kişisel verilerinizin çalınması bir suçtur İdil Hanım. İzinsiz bir şekilde paylaşılması, erişim sağlanması bile suçtur. Hani bırakın bir yerde paylaşılması. Çünkü Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 245. maddelerinde de izinsiz bir şekilde bilişim ağlarına erişim sağlanması bir suçtur. Bunun para cezası da vardır. Aynı şekilde hapis cezası da bulunmaktadır. Biz haklarımızı bilelim önce İdil Hanım. Dolayısıyla ne yapacağız? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabiliriz. Gerçekten çok büyük verilerinin çalındığını düşünen kullanıcılarımız. Artı bununla birlikte ne yapabilirler? Siber emniyet güçlerimizin siber@egm.gov.tr adresine durumu bildirebilirler. Siber emniyet güçlerimiz hakikaten çalışıyorlar. Bizim bir sanal ortamda da bir siber ordumuz, siber polisimiz söz konusu. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten bu alanda çok iyi durumdayız. Dünyanın belki de sayılı ülkeleri durumundayız. Yani siber güvenlik anlamında. İşte biliyorsunuz BTK kapsamında USOM var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale ve Mücadele Merkezi var. Yani dolayısıyla İdil Hanım bizim de eksiğimiz arta kalır hiçbir durumumuz söz konusu değil. Yeter ki biz haklarımızı bilelim. Yani hemen internete Peki sarılarak hocam. işte şöyle bir durum oldu, ne oldu, böyle var, ne yapabiliriz vesaire demeyelim. Dijital bilince ulaşalım efendim. Çok teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Bengi Türk izleyicilerine iyi günler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum Çok efendim. teşekkürler, çok Sağ sağ olun. olun. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte oldu. Saatlerimi de 10:49 yaptım. Şimdi bir haber.